DRT ekranlarından yepyeni bir parantez programından herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün Çivril Uluslararası 24. Elma Tarım ve Kültür Festivali'nin 3. gününde Mirya Kefelon Zaferi ile ilgili bir panele beraber konuk olacağız. Ekranlarınıza getireceğiz. Onun ardından da Ece Seçkin konuk olacak ekranlarımıza. Çivril halkı Ece Seçkin'le buluşacak. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Mirya Kefelon Zaferi'nin 847. yıl dönümü etkinliği kapsamında sempozyumumuza onurlandırırız. Girdiğimiz her ortamda, her sohbette, muhabbette, televizyon programında Çivril'i, tarihini, Mirya Kefelon'u, Beyce Sultan'ı anlatıyoruz. Tabii sadece bizim anlatmamız da yetmiyor. İşte Çivril'li hemşerilerimiz, Ankara'daki, İstanbul'daki hemşerilerimiz, dışarıda yaşayan kim varsa burada, İzmir'de yaşayan hemşehrilerimiz, bunlar da bulundukları ortamlarda, mekanlarda, kahvehanede, düğünde, dernekte Çivril'le ilgili söyleşiler yapıyorlar. Biz bundan memnun oluyoruz, gurur duyuyoruz. Bir Çivril'li olarak bunu daha geniş kitlelere duyurmamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuda Çivril Belediyesi olarak değerli Yusuf Hocam ve arkadaşları, öğretim görevlisi arkadaşlarımız, Münir Hocam ve şu an aramızda bulunamayan Turgut Tok hocamız, yine Pamukkale Üniversitesi'nden Mithat hocamız, İbrahim Balık hocamız, Hasan Kara hocamız, geçmiş yıllardan bugüne kadar yapılan çalışmaları derleyip toparlayıp bir kitap haline getirdiler. Mirya Kefelon Zaferi ve Çivril isimli kitap. 2019 yılında Büyükşehir Belediye'miz tarafından baskısı yapıldı ve tanıtımını da yine Büyükşehir Belediye'mizde yaptık. 2020 yılı, 2020 Denizli yılı İlan edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı. Bu önemli bir karardı. 2020 yılında Denizli Belediyesi, ilçe belediyeleriyle beraber yüzlerce etkinlik planlanmıştı. Ama maalesef işte Mart ayındaki pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve bütün programlarımız, planlarımız, projelerimiz ertelendi. Bugüne kadar geldik. Ve bu yıl işte o iki yıllık süreçte yapamadığımız birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Festivalimiz de bunlardan bir tanesi. Birinci gün, ikinci gün, inşallah bugün de üçüncü gününü kutlayacağız. Etkinliklerle, yarışmalarla çok coşkulu Çivril tarihinde bu kadar kalabalık bir gece geçirmemişti. Mesela dün gece ilçemize Antalya'dan, Denizli'den, Muğla'dan, İzmir'den, civardaki bütün il ve ilçelerden binlerce misafir ağırladık. Tabii geçmiş Haziran döneminde de Çivril'de turizm sezonunda Işıklı Gölü tanıtım çalışmalarıyla 100 binden fazla yerli ve yabancı turistimizi ağırladık. İlçemizi her yönüyle tanıtıyoruz. Doğal güzellikleriyle, tarihi özellikleriyle Çivril'i bir turizm merkezi, bir tarih merkezi, tarih turizminin de merkezi yapma yolunda çalışmalarımız var. Bu toplantımızı 2019 yılında Işıklı Akgöz Pınarları'nda, orada eski çay bahçesi diye bilinen mekanda yapmıştık. Yine Yusuf Hocamız sağ olsun bu konuda emeği çok büyüktür. Ben sizlerin huzurunda da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Çivril'i karış karış gezmiştir Münir Hocam'la beraber. Tabii Hasan Bey, Münir Hocam bizim yerel tarihçilerimiz olarak şimdiye kadarki bütün üniversitelerimizden gelen hocalarımız da sahayı karış karış gezdiler. Hani bizim gitmediğimiz, görmediğimiz noktaları da gördüler. İşte birazdan sunumlarıyla da anlatacaklar. O Işıklı'daki etkinlik de güzeldi. Afyonkarahisar'dan, hocalardan, Kızılören'den yine misafirlerimiz vardı bu etkinlikte. Mümkün oldukça bu tür toplantıları mahallinde açık hava toplantıları şeklinde yapalım diye düşünmüştük. Yine 2019'da Düzbel muhtarımız da burada Mirya Kefelon Zaferi kutlama etkinliklerini Düzbel mahallemizde coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Tabii sonraki yıllar yine pandemiye rastladığı için 2020 ve 2021 yılında Küfüçayı Boğazı'nda orada bir cirit gösterisiyle gece konseri şeklinde değil de gündüz etkinlikleri şeklinde etkinlikler yaptık. Bu yıl nasip olursa artık beşincisini gerçekleştireceğimiz kutlama etkinliklerini yapacağız 17 Eylül'de ve coşkulu bir şekilde yapmak istiyoruz. Çünkü bu savaş hepimizin de bildiği gibi Denizli ile Çivril ilçesinde oldu diye Milli Eğitim'in ders kitaplarında yazarken, çizerken nasıl olduysa bu tarih turizmi patladı.
Hani biraz daha memleketimize turist gelsin diye midir nedir? Değişik memleketlerde bu savaşın kendi coğrafyalarında olduğunu iddia etmeye başladılar. İşte biz de daha böyle coşkulu ve görkemli törenlerle daha geniş kitleleri ilçemizde misafir edeceğiz. Anadolu'nun tapusunun alındığı Mirekefelon zaferini ve Çivril'in bütün bu süreçteki ta Beyci Sultan'dan bugüne kadar Türk İslam tarihi açısından önemini de bütün milletimize, dünyaya duyuracağız. Bu noktada bu çalıştaylar bizim için kıymetli. Ama biraz önce dediğim gibi sadece bizler değil, Münir Hocam değil, Yusuf Hocam değil, Mahmut Bey Ankara'da Danıştay'daki üyelerine, sizlerde bulunduğunuz her yerde bunu anlatmamız lazım. Her ortamda anlatmamız lazım. Şimdiye kadar anlattığınız için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü de fazla uzatmayacağım. Sözü üstadlarına bırakacağım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kaderimiz olan topraklarda milattan önce 3. bin yıldan beri varız. Bugün değil. 1071 Müslüman Oğuz Türklerinin geliştir. Bundan önce de Anadolu'da yer yer Türk grupları var. Biz tarihçiler gerek yazılı kaynaklardan gerekse arkeolojik vurgulardan bunu tespit ediyoruz, yazıyoruz ve çiziyoruz. 1071 yılından sonraki süreçte hızlı bir şekilde ta Marmara bölgesine kadar ilerleyen Selçuklu Türklerinin Anadolu'dan atılması adına büyük bir mücadele içerisine giren Bizans ve Batıcı destekçileri yani Hacri zihniyeti büyük gruplar halinde ve büyük silahlarla sürekli Anadolu'ya akınlar yapmışlardır. Yani Haçlı seferleri düzenlemişlerdir. Tabii bu belli bir süre bir nebze sonuç vermiş. Türklerin Marmara'dan en azından Batı Anadolu ve daha da ötesi İç Anadolu'ya kadar yeniden sürmeyi başarmışlardı. Ancak burada üzerinde durulması gereken çok önemli bir nokta var. Süreç böyle sürekli çarpışmalarla zaman zaman da aradaki anlaşma ve barışlarla 1176 yılına geldiğinde Selçuklu Bizans sınırı neresiydi? Çıkmazlardan bir tanesi bu. Sınır neresiydi? Şimdi biraz önce orada bir harita, eski bir harita göstermeye çalıştım. İsterseniz o haritamıza gidelim. Bizden çok önce Selçuklu Bizans sınırını çizen çok değerli hocalarımız var. Bu arada bu haritada iki şey var. Bugün biz bunu demiyoruz. Ben önceki konuşmalarımda hep şunu söyledim. Ben Gaziantep'liyim. Ama tarihçi olarak iki önemli kaynağı değerlendiririz biz. Bunlardan bir tanesi yazılı kaynaklar. İkincisi maddi uygarlık kaynakları yani arkeolojik kaynaklar. Bu her ikisini incelediğimizde savaşın ya da bu Türkler açısından büyük zaferin Çivril toprakları içerisinde kazanıldığına inandığım için buradayım. Dolayısıyla biraz önce başkanımız ifade etti. Son yıllarda dünyada sadece Türkiye'de değil savaş turizmi akımı başladı. Bu belki biraz da Bosna'dan bize bulaştı. Çünkü Bosna'ya gittiğiniz zaman savaş turizmi var. Bizim buradan gelen bütün kafilelerimiz orada savaş turizmiyle ilgili alanları geziyorlar. Bizim Türkiye'mize de bulaştı bu. Böyle büyük bir zafer olunca yani Anadolu tapusunu Türklerin üzerine teşkilleyen bir zafer olunca Batı Anadolu bölgesindeki birçok ilimiz acaba bizde olmuş olur gibi bir anlayış içerisine girdi ve bu konuda da çaba sarf ediyor. Hatta daha da ötesi Konya da buna dahil oldu. Enteresandır. Şimdi biraz önce söylemiştim ya
doğru sonuçları elde edebilmemiz için yazılı kaynakların verdiği bilgileri dikkate alarak maddi uygarlık kaynak kalıntıları ve coğrafi işaretlere, yani coğrafi betimlemelere bakma zaruretimiz var. Yani bir tarihçi sadece kitap okumayacak. Sadece masaüstü çalışma yapmayacak. Tarihçi araziyi bilecek, coğrafyayı bilecek, yolu bilecek, ağacı bilecek, taşı bilecek, karşısındaki uygarlık eserini tanıyacak. Sadece masaüstü çalışma yaptığınızda eski kaynaklardan kopyalar yapıştır yaparak kendi düşüncenizi destekler mahiyette bilgiler ortaya koyarsınız. Bu da hiçbir zaman sonuç vermez. Yıllardan beri belki sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Geçmişte iki tane bu bölgeye hocamız gelmiş. Birisi işte önemli çalışmalar yapan, ki birkaç kişi var ama birisi Bilge Umar, birisi Kemal Turfan. Enteresandır, ikisi de orta çağcı değil. Ama bu savaş orta çağın savaşı. Araziyi bilmiyorlar. Araziyi bilmedikleri için de Konya Bağırsak Boğazı, Beyşehir Bağırsak Boğazı savaş alanı olarak gösteriliyor. Ben oraya da gitmiştim Sayın Başkanım. Oraları her yere işte zafer alanına gider, mürekkeburun zafer alanına gider. Oraya kocaman kocaman şeyler koymuşlar, levalar koymuşlar. Konya Bağırsak Boğazı'na gidiyorsunuz, enteresandır, uzunluğu bir bağırsak kadar. Bir bağırsak kadar uzunluğu var. Ya kaç kişiyi buraya barındıracaksınız? Bunu iddia eden insanlar aynı zamanda burada şöyle bir handikapa geliyor. Diyorlar ki Bizans ordusu 60 bin kişiydi, 70 bin kişiydi, 5 bin tane arabası vardı, yük çeken arabası vardı. Selçuklu karşıda işte 10 bin kişiydi, bir grubu 5 bin kişiydi. Ya arkadaş, 5 bin kişi, 10 bin kişi, 60 bin kişi, 70 bin kişi buraya nereye sokuyor? Nereye koyacaksınız? Bir kere insan bunu düşünmesi lazım. Siz coğrafyayı görmeden masaüstü çalışmalarla bu tür sonuçlara varmaya çalışırsanız sıkıntı olur. Onun için Çivril Belediye'mizin desteğiyle birkaç yıl önce arkadaşlarımızla beraber Konya'dan başlayarak Isparta'da, çünkü bu konuya talip, onların savaş alanı gösterdikleri bütün yerleri gezdik ve inceledik. Hatta bu konuda iddia sahipleriyle de tek tek görüştük. Ama sonuç alamadık. Enteresan bir şey. Bir şey yok. O zaman yazılı kaynakları dikkate alarak şimdi bizim bu konuda elimizde 5 tane yazılı kaynağımız var. Ama üzülerek söylüyorum, hiçbirisi Türk-İslam kaynağı değil. Bir, Niketas'ın eseri, historiyası. Hani biraz önce Hasan Bey söyledi, Fikret Işıltan'ın çevirdiği. İki, Kinanos'un historiyası. Işın Demirkent'in çevirisini yaptı. Üçüncüsü, Ermeni Şimbat. Dördüncüsü, Süryani Mihail. Onların eserinde çok kısa bir cümleyle geçiyor. Hatta Mihail'deki bir cümle zaten işi biraz karıştırıyor. Diyor ki, Mesud'un oğlu Kılıç Arslan, Konya'nın sınırında Manuel Komnenos'u mağlup etti. Şimdi Konya'nın sınırı olunca savaşı Konya'ya götürmeye çalışıyorlar. Halbuki günümüzde biz Ankara'nın sınırı deyince Haymana'yı mı kastediyoruz? Polatlı'yı mı kastediyoruz? Nereyi kastediyoruz? Edirne'yi kastediyoruz. Iğdır'ı kastediyoruz. Hatay'ı kastediyoruz. Bunları iyi okumak gerekiyor. Evet, son eserimiz de bir mektup sadece. Biraz önce Hasan Bey bunu da söyledi. Komnenos'un mektubu. Bunların içerisinde Mirekepolon zaferi ile ilgili en geniş bilgiyi veren eser Niketas'ın historiyası. Niketas'ın historiyasında Manuel Komnenos'un, yani Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'dan ne zaman çıktı,
hangi yol güzergahını takip etti? Herhalde buradan var mı? Bizde de çizmiştik, iyi çıkmamış. Yol güzergahı, sıraş yol güzergahı bu. Haritamız biraz küçük kalmış. Burada fark ettim bilgisayardan. Öyle görünmüyor. Hangi kentlere, yörelere uğradı ve en son savaşın nerede olduğuyla ilgili detaylı bilgi veriyor. Hatta savaşın meydana geldiği alanın coğrafi özelliklerini de veriyor. Bunu dikkate aldığımızda, ki biz bunu dikkate alarak yıllardan beri Çivril bölgesinde çalışıyoruz. Biraz önce başkanım lütfettiler, söylediler. Hakikaten ben Çivril'in bütün köylerini, derelerini, dağlarını, kaynak sularını, mezarlıklarını karış karış bilirim. Çünkü yıllarımı verdim bu bölgeye. Elimizdeki görsel malzeme herhalde fotoğraf sayısı ya da video 10.000 civarında. Her geçtiğimiz yeri çektik, elimizde belgesi var. Çoğu zaman da muhtarıma da misafir olduk. Buradan teşekkür ediyorum. Biz ve beldemizin ya da mahallemizin muhtarı Nevzat abime de teşekkür ediyorum. Çoğu zaman oraya da misafir olduk. Dolayısıyla yazılı kaynaktaki bu bilgiyi ele aldığımızda bir kere şu an yeni bir tespit yapmaya çalışıyorum. Geçenlerde Münir Hocam'ın bu konuda emeği çok, onunla da paylaşmıştım. Diyor ki Miketas, Manuel'in ordusu bahar ayında ya da bahar aylarında yola çıktı diyor. Hatta yola çıkarken de gecikti diyor. Çünkü Avrupa'dan gelen kuvvetlerin orduya katılması biraz gecikmişti diyor. Onun için biraz gecikti. Şimdi ben hesap yapıyorum. Hani Deniz'de de ya da Çivril'de de böyle bir ufak da olsa işte buradan oldu, buradan oldu. Önce Çivril'e getirmeye çalışıyoruz. Sonra Çivril'den işte Düzbeyli'de mi oldu, Kufi'de mi oldu gibi böyle bir sıkıntımız da var. Onunla beraberinde herhalde bir çözüm olur diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki bahar aylarında yola çıktı. Ben baktım. İstanbul Denizli arası 585 kilometre. Bugün. Oradan Dinar'a geldiniz 685 kilometre, 700 kilometre. Oradan Homa'ya geldiniz kaç oldu? 720 kilometre, 725 kilometre. Şimdi ordunun geldiği yol güzergahı toplamında 725 kilometre. Peki kaç günde gelebilir? Bunu ben size sorayım. Hanımefendilere sorayım biriz. Buyurun. Bir aydan fazla. Efendim? Bir ayı geçer. Evet, bir ayı geçer. Çünkü yüklü kuşatılmış bir ordu, yüklü kuşatılmış yük koşulmuş bir ordu bir günde en fazla 30 kilometre yol gidebilir. Bazen 8 kilometreye düşer. Şimdi başka bir yere gidiyor. Bu iş Konya'da, Konya'ya bir günlük mesafede bir alanda oldu diyenler. Barsak Boğazı Konya'ya 84 kilometre. Baktım. Nasıl bir günlük oluyormuş o? En az 3 gün. Bir de altta Çimbir diye köy var. Enteresandır. Burada da Çimbir köyü var. Esenle diye iki tane köy var. Eski adı Huma diyorlar. Onlar daha aşağıda 40 kilometre. Oraya gideceksin, geri geleceksin, orada savaş alacaksın. Yani kaç kilometre etti? 1.80 etti. 1.80 daha eder. 160 kilometre. Bu kaç gün sürer? 6 gün. Dolayısıyla tekrar buraya dönüyorum. İstanbul'dan yola çıkıp en az bir aylık zaman zarfında buraya varan Bizans ordusu Mayıs ayında yola çıkmış olsa ki Nisan'ın 15'i diyorlar genelde. Mayıs ayında yola çıkmış olsa Temmuz'un 10'unda 15'inde durar. Doğru mu? Temmuz'da 17 Eylül arasında kaç günlük fark var? 1,5 ay var değil mi? Hatta 2 ay var. 15 Temmuz olsa 2 ay var. Bu 2 ay bu ordu neredeydi? Neredeydi ordu? Ordu çarp
kapışıyordu. Görkem İtetaz Kolezya'da Komnenos Tanrı'dan yardım isteyip dua ettikten sonra Lampis Ovası'na doğru yürüdü. Yani Dinar'a doğru gidecek. Ve orada yer yer Türkmenler Bizans ordusuna yıpratma saldırılarına başladılar. Nerede başladılar? Çardak'ta. Onun için ordu, büyük ordu o yıpratma akınlarına başlayan Selçuklu askerlerini takip ettiği için düz yoldan gitmiyor, Maymun Dağı'ndan gidiyor. Ve Maymun Dağı Bizans ordusunun telefi. Oradan iniyor tekrar. Nereye? Menderes kıyısına. Orada kuyular var. Kuyuları pisletiyorlar. Eşekleri kesip kuyuya atıyorlar. O Karaağaç kuyusu falan. Ben bir gün bu yoldan da arabayla geçtim, yürüyerek geçeceğim. Daha gidemedim. Muhtarım gideriz. Eşekleri kuyulara atıyorlar ve su kirlendiği için asker ve onların atları susuz kalıyor. Su içenler hastalanıyor. Birçoğu yolda kalmış. Ve o zaman savaş nereden başlıyor? Çardak'tan sonra başlıyor. Menderes'e varınca yoğunlaşıyor. Ve o dönemde onun için diyorum ki biz burada araştırma yaparken düz belliden ihmal etmeyelim Kufi'den. Nerede bir vadi varsa 2. Kılıç Aslan askerlerini 10.000 kişilik, 5.000 kişilik ya da 1.000 kişilik bu vadileri yerleştirmiş durumda. Muhtemelen önce Düzbel'e çekiyor. Orada bir yıpratma hareketi. Tekrar önünden kaçanlar Işıklı'ya doğru, Homa'ya geçip Işıklı'ya doğru geliyorlar. Son vuruş noktası neresi o? Kufi'deki cehennem neresi? Savaş bir günlük değil. Biz hep şu ana kadar bu yanılgıya düştük. Yani 1176-17 Eylül'ü en son darbenin vurulduğu gün. Kesin sonuç. Ama ondan önce savaş iki ay topraklarda devam ediyor. Şimdi güzel bir hafta içerisinde bulunuyoruz. Zafer haftası içerisinde bulunuyoruz. Bu zafer haftasının 100 yıl öncesinde bu toprakları tekrar vatan yaptığımız görüyoruz. 847 yıl önce de yine bugünler içerisine giren 246 Hasan Bey beni yanılttın. 847 demiştiniz konuşmanızda. Ben de bunu örnek aldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İki zaferin birisi Anadolu'yu Türklere vatan yapan bir zafer. İkincisi de hocamın da dediği gibi bu toprakları bizim elimizden almaya çalışan ve geldikleri gibi gidecekler diye gelenleri, toprakta gözü olanları Bozumuz Mustafa Kemal önderliğinde verdiğimiz bir zaferin, kazandığımız bir zaferin yıl dönümü içerisinde ve tarihi bir binada dünkü konuşmamızda sevgili belediye başkanımız da söyledi. 1890'lı yıllarda yapıldığını bildiğimiz bu binada, yani 130 yıllık geçmiş olan bu binada böyle bir tarihi konuşmayı yapmış olmak, tarihi bir programı yapmış olmak da herhalde bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Şimdi 1176-17 Eylül'ünden önce neden bu savaş yaşanmış? Bu savaşın tarafları kimler? Onlardan söz etmemiz gerekirse Bizans Kralı Manuel Komnenos, Anadolu Selçuklu komutanı da 2. Kılıç Aslan. 2. Kılıç Aslan'ın başkenti Konya, Manuel dolayısıyla Bizans'ın başkenti de İstanbul. Bizans'ın o tarihlerde en yakın komşusu olan ve kendine tehdit olarak gördüğü devletlerden birisi Anadolu Selçuklu Devleti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. Kılıç Aslan'ın babası zamanında, Mesut zamanında bu topraklardan Selçuklu'yu atmak için zaten Manuel tarafından bir sefer düzenleniyor ama bu sefer de gene başarısızlığa uğruyor Manuel.
İşte o yaklaşık 30-35 yıl önceki başarıya uğramayan, başarılı olamayan savaşın nihayetinde revanşını almak adına 17 Eylül 1776 tarihinde zaferle sonuçlanan bu savaş için yola çıkıyor. Bu savaş için yola çıkıldığında farklı kaynaklarda farklı sayılar verilir ama genelde mutabık olan bir sayı vardır. Muhtemelen 70 bin kişilik Bizans askerinden bahsedilir. Bunların 5 bin tane öküz arabası, at arabasıyla birlikte işgal malzemeleri taşıyacak olan mekkanelerden söz edilir. Türkler için de, Selçuklar için de 50 bin kişilik bir ordudan bahsedilir. Bunların da muhtemelen 30-35 kişinin süvari olduğundan, atlı olduğundan söz edilir. Bu şekilde Mane Nisan ayında ya da artık bilmiyorum Mayıs ayında, onda pek bir mutabık olunan bir şey yok. Ordusuyla birlikte ibadetler yapılır, dualar edilir. Balıkesir üzerinden Alışehir'e gelinir. Alışehir üzerinden Levukya, eski denizli adlandırabileceğiniz ve orada Honaz'a kadar gelinir. Honaz'da da gene maneviyeti yükseltmek için işte İstanbul'dan büyük kiliseden getirilen haçla birlikte ibadetler yapılır, dualar yapılır. Ondan sonra onlar maneviyetini yükseltmek için bunu yaparken Selçuklu'nun civarilerinin de bu ibadet sırasında kiliseye baskın verdikleri biliniyor. Bunu şunun için anlatmaya çalışıyorum. İlk Bizans askerleriyle Selçuklu askerlerinin karşılaştığı, dolayısıyla ilk zayiatının verildiği bir an olarak kabul ediliyor bu. Buradan yola çıkarak bu savaşın bir anda ortaya çıkan bir savaş olmadığını, medeni süreye yayılmış bir savaş olduğunu düşüncesini ortaya koyabiliriz. Sonuçta Yusuf Hocam'ın da aktardığı gibi Lampovası diye adlandırdığımız bugün Çağdak Gaskır'ı üzerinden geçerek Mariye'nin askerleriyle birlikte Kıhoma, Homa, Suplyon Kalesi diye adlandırdığımız kaleye geldiğini biliyoruz. Neden bu kaleye geliniyor? Bu kale Bizanslar için çok önemli bir askeri garnizon. Burada asker takviyesi yapılması lazım, diğer yaşa takviyeleri yapılması lazım. Peki bütün bu bilgileri nereden öğreniyoruz? Bütün bu bilgileri savaştan 4 yıl sonra yanılmıyorsa thank you.
Geldim. Yetişemeyeceğim diye ödüm patladı. O yüzden küçük gecikme için özür diliyorum. Geldik. Hemen saçımızı başımızı olabildiğin en hızlı şekilde yaptık ve karşınızdayız. Bayağı bir rötar oldu bugün uçağımızda. Öncelikle gecikmemiz için çok özür diliyoruz. Hoş geldiniz. Ben şarkımı ilk defa bu akşam bu sahnede burada söyleyeceğim. İlk defa bu akşam çalacağız. Buna inanılmaz inanırım. Sizin enerjinizle bu şarkının akıbeti belli olacak. Şarkının ismi Güzelim, daha çok yeni.
dinlememiş ya da ezberlememiş olmanız çok normal. Ama biz güzelimi çaldığımızda sizden çok yüksek enerji bekliyorum. Çünkü şarkının enerjisi siz başlatacaksınız. Tamam mı? Tamam mı Denizli? Hadi başlayalım. Ederim. Sağ olun. Onur duyduk, gurur duyduk burada olmaktan bu akşam. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, bu da güzel çivilimizde yetişen güzel elmalarımız, şeftalilerimiz. Afiyet olsun. Çok çok teşekkür ederim. Bu elmalar bu konser turnesinde yoğun tempoda eminim ki bana ve ekibime enerji verecek. O yüzden biz bugün ve yarın bol bol elma yiyeceğiz. Elmadan vitamin alıp konserlerimize devam edeceğiz. Elma yeriz, sesimiz güzelleşir diye düşünüyorum Sayın Başkan. Sağ olun, çok teşekkürler. Afiyet olsun.
Arada seyircilerimize de atabilirsiniz. Bilirsiniz yani. Evet, burada çevrimizde yetişen lavantalarımız. Bunu da hatıra olarak saklayın. Bunu sizin için hazırladım. Tabii ki saklayacağım. Lavantaya da bayılırım. Çok çok teşekkür ediyorum. Dur. Şimdi geçen bir konser lavantaları size verdik. Şivrildi. Gençler sizden lavanta bekliyor. Bekliyor muyuz? Ben mi yapayım bu güzel şeyi? Peki arkadaşlar, evet. Biliyorsunuz bazı talihsiz şeyler başıma gelmişti. Ama bunlar çok güzel. Dünyanın en güzel kokusu biliyorsunuz. Bunları size fırlatmamda, bunlarla birlikte güzellikleri fırlatmamda hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Lavantanın güzel kokusu ve yaydığı, yardım eder misin Fredo? Evet, her şarkıdan sonra bir tane atsak. Evet. Arkadaşlar elimin uzandığı kadar atabiliyorum ya. Arka tarafa da götürmek isterdim ama. Tabii çevirin aynı zamanda sporun da merkezi. Güzel futbol seyretmek isteyenler. Şu an Bal Ligi'nde çevirin kralan Demir Spor'umuz var. Ve 12 tane futbol takımımız var. Yeşil Çivril Belediye Spor takımımız var. Hepsine de başarılar diliyoruz. Maçlara da sizi başarılar. Davet ediyoruz. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de hepsine başarılar diliyorum. Başkanım, şöyle ayarlamıştık yine biz ama hemen şunu yapmak istiyorum. Efendim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bir sürprizimiz vardı ya. Telefon ışıklarını açabilir miyiz hemen? Hemen Ece Hanım'a da gecenin yıldızı gibi gökyüzünü parlatıp Ece Hanım'a güzel bir sürpriz yapalım. Nihat'cığım, şarkımız hazır mı? Şarkımız hazır mı? Şimdi Ece Hanım hep bize çok güzel şarkılar söylüyor. Gecemizi ışık gibi parlatıyorsunuz. Biz de böyle size bir şarkı söyleyelim dedik. Çivri'nin güzel gençleri, güzel hanımefendileri, beyefendileriyle birlikte bakalım size ne şarkı armağan ediyor Çivri. Başkanım, size de sürpriz oldu biraz ama hadi bakalım. Nihat'cığım, hazırsak verelim müziğimizi. Hep beraber söyler miyiz? Salla telefon ışıkları. Şu güzel tabloya bakar mısınız? Sizde harikasınız efendim. İndirmeyin ışıklarımızı. Hemen gecenin fotoğrafını da alalım Ece Hanım'la beraberken. Haydi kaldır elleri. Kaldır ışıkları efendim. Ece Hanım'a. Başkanım, çok öldük sandınız ama bize de plaket hazırlamışsınız. Çok affedersiniz. Çok iki dakikanızı da alacağım. Özellikle EFJ'den Cevdet Bey'i de sahneye alabilir miyiz efendim? Cevdet Mutlu Bey. EFJ'ye ve Cevdet Bey'e de kocaman bir alkış efendim. Türkiye'nin her yerinde muhteşem organizasyonlara imza atıyor. Kıymetli başkanımız da hemen değerli Cevdet Bey'e plaketini takdim edecekler. Plaketimiz gelsin ve ardından hemen müzik dolu gecemize devam edeceğiz. Hemen çok süpersiniz. Haydi bakalım şu güzel tabloya bir alkış rica ediyoruz efendim. Cevdet Mutlu ve EFJ organizasyon Türkiye'de bir numara ve çok sağ olun. Gençlerimiz hemen gençlerimiz alalım.